Trezeguet'i. Ha, Trabzon aldı onu değil mi? Bitmedi mi? Bitti bitti hocam. Hayır şey için. Vakeme'yi unutturur mu? Katkı sağlar mı? Vakeme'yi kimse unutturamaz. Onu unutamaz. Gerçekçi olarak. Öyle mi diyorsun? Vakeme unutulmaz. Şey nasıldı? Neydi o Trabzonspor'daki? Yattara mı? Ha, Yattara unutuyor musun? Unutmuyorsun. Bunlar farklı bir oyuncular. Vakeme de. Ama takım oyuncusu değiller. İşte Vakeme mi Yattara mı hocam? İkisi de değil. İkisi de kendine münhasır. Bir teknik adam gözüyle. Abi bence Vakeme. Vakeme. Vücut falan çok farklı bir oyuncu. Evet. Ama dikkat et, onun da geldiği yerler, oynadığı yerler nereye? Hiçbir yerlere gidiyor. Avrupa yok yani. Üst seviyelerde almazlar. Kabul görmezler. Biz seviyoruz öyle oyuncuları. Doğru. Biz de gidiyorsun, alıyorsun. Ama Avrupa'da abi gidiyorsun, adam tam atacak, hop pat kaldın. Hangi teknik direktör ister? Hiçbir teknik direktör böyle oyuncu aramaz zaten. Onun için bize uygun mu oluyor bu tarzdaki oyuncular? Ama Trezeguet oynayan bir oyuncu. Takım içinde oynayan bir oyuncu. Yani burada bak, Cornelius da çok fazla orta gelecek dışarıdan. Bu sefer sağ taraftan da fazla. Geçen sezon şeyden de görmedik onu. İkinci devre aldılar. Başakşehir'den aldıkları oyuncu. Viska. Viska'dan da görmediler. Biraz çok... şey yapmak istiyor sanki hocam. Abdullah Hoca takımı biraz hızlandırmak istiyor. Mecbursunuz zaten. Yani artık modern futbol. Günümüzün futbolu öyle. Jesus ne yapıyor? Direkt ön tarafa hızlı oyuncular. Tempolu oyun diyor. Hatta Ferdi sol... Yani sol bekte iyi oynamadı. Milli takımın sol beki olmasına rağmen işte top sağına çekiyor. Takımın hızı azalıyor diye. Onun için arıyorlar zaten. Sol bek arıyor. Zaten öyledir. Yani hız konusu Trabzon'da da işlenecek galiba. Hesaplayacaksın şeyde Fenerbahçe'de çıkışlarını. Maksimumdan bahsedeyim. Senin 5 saniyenin altında olmayacak. O kadar çabuk çıkan çok bir takım olacaklar. Takım. Zaten Avrupa bu tarzda. Adam 5 saniyede ben çıkıyorum da bunu ben 4 saniye nasıl düşürürüm? Onun hesabını yapıyorlar. Bir de abi Jesus. Bugün Portekiz'in bir numarası. Gerçekçi olalım. İyi ekip kurmuştur. Yani o yüzden Fenerbahçe kondisyon bakımından da güçlü. Orada... Trabzonspor'la hani şöyle geçiş yapayım. Trabzonspor'un da bir çeşitlilik yaratacaktır Trezeguet. En azından biz bir ezber oluşmuştu. Ama Biska ile beraber hem sağda hem solda. Ki pas oyununda da ben Biska'nın bir kere çok üst düzeyde. Trezeguet adam geçme özelliği olan ayrıca savunmaya da yardım edebilen bir kenar. O açıdan Bakayeme'ye göre daha tercih edilebilir bir oyuncu. Biz açıklarımızdan çok istiyoruz savunmaya gelmelerini ama şöyle bakıyoruz. Sen üst düzey takımsın. Önde oynayan bir takımsın. Sen niye savunmaya... Şampiyonlar Ligi'nde hocam biraz yapacaksın. Bak onu geç. Onu ben onunla hiç konuşmam Şampiyonlar Ligi'ni. Yani tatmam, orası farklı. O seviyede de değiliz yani. O müzik farklı orada. Bizim şu andaki futbolumuz da orasını bırak bir tarafa. Ben Türkiye'den bahsediyorum. Ben Trabzonspor'um. Benim sağ açım niye gelecek, sol açım niye gelecek ya? Ben önde oynuyorum. Orada kalacaksın abi, kal orada. Sen geliyorsan, rakiple birlikte onlar da geliyorsan ne seni boğuyorlar orada. Kal abi, orta sahne ona göre kurgulayacaksın. Ama o dediğiniz gibi ama bir işte, ağırlığınız, bir baskınız yok ki. Yani bugün Anadolu takımları da, bugün git bakalım gelme Adana Demir deplasmanında ne oluyor? Ama işte, Alanya deplasmana git, geri gelme ne oluyor? Ne oldu işte, Trabzonspor gitti Alanya'ya, dörtlük yaptı orada. Hayır yani şu an... Yani şimdi... Şu an... Gelmene gerek yok. Hocam bak. Adana Demir maçı, şimdi Alanya takım olarak söylüyorum. Tamam ama yani, sen de takım ona bakarsan olarak... Altay deplasmanında da Altay çok iyi oynadı. Trabzonspor kazandı. Bak, yani bir oynamaklar farklıdır. Ya da Antalyaspor dersin. Yani oynamaklar ismi Alanya farklıdır. Değil Antalya diye düzeltirsin. Sen çünkü de ligin şampiyonusun, şampiyon ekibisin. Belli maçlar vardır, getirirsin belki. Orta sahaya kadar çekersin onu. Ama önemli olan yani bu lig, rakibi orada geçen tutmaktır. Geçen sezonki gibi olmayacak hocam. Trabzonspor bu sezon biraz işi, farklı olacak gibi Trabzonspor'un gözüküyor. Trabzonspor'un işi bir kere daha zor olacak. Artı Avrupa'sı var. Artı Fenerbahçe çok güçlendi. Galatasaray denklemin içine bir şekilde girecek. Yo, şu transferleri bir görelim. Diğer takımlar bir görelim. Konya var, Başakşehir var. Beşiktaş geçen seneki gibi olmaz bir herhalde kere. Yani. Daha iyi olacak herhalde. Değil mi? Herhalde. Tabii. O zaman ne şimdi, diyorsun? Bak Fenerbahçe'nin oturmuş kadrosu var. Trabzonspor'un oturmuş kadrosu var. Beşiktaş'ın oturmuş kadrosu var. Aşağıda da bak. Yamalarını, Anadolu'ya da git. Konya. Adana Demir. Adana Demir. Konya. Başakşehir. Şey geliyor, Karagümrük geliyor. Onlar da dolduruyorlar. Onlar da bakma öyle böyle iyi transferler yapıyor. Pirlo yapıyor. Geldi. Şey, tabii Pirlo'nun gelmesi isim olarak iyidir ama futbol olarak ne yapacak bilemezsin. Ki mutlaka bir katkıları olacaktır. Ama biz tabii hep dört büyüklerden çıktığımız şeyden Sivas'tan Ali çok selam söylemiş, yazmış. Aykut. Kim? Sivas'tan Ali.
Türkiye Spor Yerleri'de Ali Başkan. Bir arkadaşlar oturuyoruz, izliyoruz da biraz Anadolu kulüplerinden iyi ki girdin oraya. Sivas var. Bak Sivas'ta var. Sivas kimi aldı? Var mı? Emre tamam. Gidecek galiba tekrardan. Öyle bir şeyler söyleniyor Emre Kılınç. Tekrardan dönme ihtimali var oraya. Ben Okan Hoca'yı sanmıyorum. O değerlendirir. Öyle bir şeyler var. Kayseri fena değil. Transfer onlar transfer açabiliyorlar. Açtılar mı? Orada benim duyduğum Berna Hanım'ın devre arasında birlikte çalıştığı Ali Çamlı rahatsızlığından dolayı bırakmıştı Ali Başkan. Ali Çamlı. Dönme ihtimali var bu sene başı. Eğer dönerse Ali Çamlı, Kayseri Spor kimse tutamaz. Şey mi, hocam, Berna Başkan'la birlikte şey var mı? Transfer tahtası kapalı. İşte onu kaldıracaklar mı? O şu an kapalı. Mesela Giresun. Giresun var daha bak. Kadrosu ölçeğinde bence ligin başarılı takımlarından bir tanesiydi. Ama bu sene biraz sıkıntılılar. Yani Giresun'da bu kadar... İstanbul'da bu kadar Giresunlu var. Yani ya Giresun'u elinden tutmak lazım ya. Ligde, Süper Lig'de oynamak biraz faturası ağır. Olsun. Faturası yani Giresun ağır. Spor'un bir kere güçlü olması i̇şte lazım. Zamanında yani oraya destek vermesi lazım. Yanlışlar var ya. İşte çok tahtalar kapandı. Bir sürü futbolculara ama Giresun öden... Spor hocam öyle bir yanlış şeyi de yok. Ben geçen bu sezondan bahsetmedim. Geçmişten bahsettim. Onun için zaten hep sevgili başkan da o sıkıntıyı yaşadı. Tahtalar çok zor açıldı. Transfer yapamadılar. Son anlarda... Yani bugün Adana Demir'in yaptığını Giresun'da çok rahat yapabilmeli. Adana Demir farklı ama şimdi sen orası çok farklı. Orada, orada... Yani Giresun'da çok rahat bir Murat Sancağı'nı bulabilir. Orada Murat Başkan var ya. Murat hocam, Başkan gözünü kararttı. Hiç vallahi basar karaya alır. Giresun'un da bir Murat Sancağı çıkabilir. Yani Giresun çok potansiyel, çok büyük. Hakikaten bu anlamda... Bunlar köklü kulüpler. Bir Karadeniz'in köklü kulübü. Adana zaten orası farklı. Bir tarafta turuncu, bir tarafta devir yolları. Onlar biliyorsun yani Adana Demir. İkisi de oranın güneyin köklü kulüpleri. İstanbul bu sene var ya, bu sene müthiş olacak hocam. Hocam İstanbul takımları da ilginç transferler yapar. İstanbul Spor'da, Ümraniye Spor'da da ilginç yani transferler yapıyor. Ümraniye bir tane santrafor almış bugün. Bilmiyorum yani inşallah. İstanbul Spor'da az sessiz ama onlar da geliyor. Sessiziz ve derinde. Sessiz takımdan korkacaksın hocam. İstanbul Spor. Sessiz takımdan korkacaksın çok, hocam. Tabii köklü çok eski bir Galatasaray takım. Galatasaray bak sessiz hocam. Aman biraz korkuyorum ben sana. Her hocam her şey sessiz olabilir. Sakin takımdan korkacaksın hocam. Arka arkaya 4-5 tane flash bomba getirirse yani kimse şey. Çıkması çok zor oldu. Bir ara biliyorsun İstanbul Spor kimleri getirdi ya. Benaker falan geldi hoca olarak. Çok eski tabii. Van Bommel. Ya bir biliyor tane Van Bommel hocamla falan birlikte Rus geldi. Bir tane golcüleri gelmişti ya. Ben Van Spor'daydım orada. Hocam şey İstanbul Spor çok dünya ünlü bir santrafor getirmişti ya. Ya birileri geldi ya bir şey o da Aykutlar, Maykutlar bak, falan. Bak ucunda Oğuzlar, değil mi? Oğuzlar gitti ya orada. Menski, Silinski mi? Yani böyle bir şeyi vardı. Çok Hüseyin sen hatırladın mı? Ya 5 gol attı Dünya Kupası'nda hocam ya. İnci mi orada? Hüseyin bizim. Yönetmen bilir Dünya Kupası'na 5 gol atmıştı yani ya. Yani şimdi tabii 1 dakika var kapatacağız. Hemen aklımıza var. Gelmedi. İzleyici. Hah geldi. Bravo Hüseyin. Salenko. Ha, Salenko. Doğru. Salenko 5 gol atmıştı. Evet. Kapatıyor muyuz? Teşekkür ediyorum Nevzat'la. Mahmut abiye ağzınıza sağlık. Bir dahaki yayınımız ne zaman hocamla? Efendim? Bir dahaki önümüzdeki yayın... hafta. Önümüzdeki hafta. Çıkarız Nevzat her zaman. Er meydanı burası. Eyvallah. Cumartesi pazar transfer raporunu Koray Bağlıoğlu sunacak efendim. Hafta içi biz yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.